Sevgili arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Demet Kılıç. Bugün sizlere yoga ilminde kullanılan Brahmari yani arı nefesini anlatacağım. Öncelikle bildiğimiz gibi doğru nefes nasıldı? Burundan alıp burundan verdiğimiz nefesti. Neden burnumuzdan nefes alıyoruz? Çünkü burnumuzdan nefes aldığımız zaman içimize aldığımız oksijeni burun içindeki mukozamız filtreleme sayesinde yabancı olan, vücudumuza zararlı olan tüm gazları temizliyor, pisliklerini temizliyor ve burnumuzdan aldığımız zaman vücudumuzun 36 derece sıcaklığındaysa aldığımız havayı yani oksijeni nemlendiriyor, ısıtıyor ve akciğerlerimizi o şekilde ulaştırıyor. Ve nefesi de burnumuzdan veriyoruz. Verdiğimiz zaman da karbondioksit çok güzel bir şekilde, yavaş bir şekilde çıkıyor. Böylelikle oksijen ve karbondioksit dengesini sağlıyor. Kısaca böyle anlatayım. Daha detaylı olarak zaten daha önceki çektiğim videolarda var. Şimdi bu arı nefesini yaptığımız zaman arı nefesi en fazla sinüslerimizde olan nitrik oksit üretimini artırıyor arkadaşlar. Nitrik oksit peki nedir derseniz, nitrik oksit damarlarımızı açma özelliğine sahip olan mucizevi bir molekül. Bunu bizim bedenimiz zaten 20 yaşına kadar otomatik olarak kendisi yapıyor. Ancak 20 yaşından sonra yapılan bilimsel araştırmalarda bunun giderek azaldığı ve 40 yaşından sonra da ortalama %50'lere kadar azaldığı görülmüştür. Arı nefesini nasıl yapacağız? Önceki bir tarif edeyim, sonra tekrar anlatmaya devam edeyim. Öncelikle arkadaşlar baş parmaklarımızla kulaklarımızı hafifçe kapatacağız. Çok hafif bastırmayın. İşaret parmaklarımızla kaşlarımızın başladığı yere koyacağız. Ellerimizi diğer ellerimizle şöyle burnumuzun kenarlarına koyacağız. Ve burundan nefesi alacağız. Verirken nefesi hım sesiyle vereceğim. Şu şekilde bir gösteriyorum size. İşte bu şekilde yapacağız. Ve bunu yaptığımız zaman ne oluyor? En fazla sinüslerimizde olan nitrik oksit molekülünün arttırımını 15 kata kadar arttırmış oluyoruz. Yani damarlarımızı daha rahat bir şekilde açmış oluyoruz. Ve içimize aldığımız her daim oksijen de kolaylıkla tüm dokularımıza, hücrelerimize kadar ulaşıyor. Biz bunu kendimiz özellikle yaptığımız zaman ne oluyor? Nitrik oksit molekülü arttığı için aslında tüm kalp damar hastalıklarından da korunmuş oluyoruz. Bunların haricinde ne gibi faydaları var bu arı nefesinin? Bir de onlara bakalım. Öncelikle vagus sinirini aktive ediyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Biliyorsunuz vagus siniri neydi? Beynimize her şey yolunda, güvendesin diye komut gönderen, parasempatik sistemimizi çalıştıran, bir kafatasımızdan neredeyse gök çakraya kadar uzanan vücudumuzdaki en uzun sinir. Bu arı nefesini yaptığımız zaman vagus siniri uyarılıyor, aktive oluyor. Bu da bizim doğal olarak daha sakin olmamızı, zihnimizin daha dingin olmasını sağlıyor. Eğer gerçekten çok konuşan bir zihniniz varsa, uyku sorunları yaşıyorsanız, kaygı problemleriniz varsa, kurban bilincindeyseniz özellikle bu nefes tekniğini uygulayarak çok rahatlıkla güven duygusunu öncelikle tüm hücrelerinize daha fazla vermiş olursunuz. Dediğim gibi vagus sinirini aktive etmiş olursunuz. Bağışıklık sisteminiz yükselir. Tansiyonunuz dengelenir. Tüm bedeninizde damarlarınız daha fazla açılacağı için kolaylıkla hücrelerinizin hepsine kan dolaşımı rahat bir şekilde olur. Ve bağışıklık sistemimiz yükseliyor arkadaşlar. Bunların hepsi yapılan bilimsel araştırmalarda açıklanmış. Sizler de isterseniz bunları Google'dan araştırabilirsiniz. Bu nefes tekniğinin daha fazlasını da öğrenebilirsiniz. Ben şimdi sizlerle beraber bunu yapacağım. Peki bu nefes tekniğini kimler yapabilir? Aslında 7'den 70'e kadar bütün herkes yapabilir arkadaşlar. Bunu yapmanız için sadece oturarak omurga dik bir pozisyonda yapabilirsiniz. Hiçbir şey özellikle yapmanıza gerek yok. Yani yatalak olan kişiler de bunu yapabilir. Böylelikle ne yapabilir? Tüm hücrelerine, tüm damarlarını kolaylıkla açarak oksijeni, aldıkları oksijeni tüm hücrelerine rahat bir şekilde gönderebilir. Bunu arkadaşlar ilk yaptığımız zaman 7 kere yapmamız öneriliyor. İlk
hafta bunu 7 kere yapıyoruz. İkinci hafta birer kere arttırıyoruz. 8 kere yapıyoruz. Üçüncü hafta 9 kere yapıyoruz. Ve en fazla da 17 kere yapılması öneriliyor. Bu bütün kaynaklarda bu şekilde olduğu için ben de size böyle aktarıyorum. Onun için 7 kere ile başlayacağız. Benimle beraber şimdi siz de 7 kere yapalım. Tamam mı? Ondan sonra kendiniz arttırarak bunu 17'ye kadar çıkarttırabilirsiniz. Bu nefes, ara nefesini yaptıkça birlik bilincinizin geliştiğini göreceksiniz. Artık daha fazla gerçekten köklendiğinizi, güven duygunuzun daha fazla arttığını göreceksiniz. Bu da dediğim gibi korku, kaygı, anksiyete, kurban bilincinden çıkmanıza ve bütün hücrelerinizin çok güzel bir şekilde oksijenlenmesini sağlayacak. Hazırsanız hadi hep beraber yapalım. Öncelikle omurga dik bir şekilde oturuyoruz. Evet. Ne yapıyorduk? Baş parmaklarımızla hafifçe kulaklarımızı kapatıyoruz. Çok bastırmanıza gerek yok. İşaret parmaklarımı kaşlarımın başladığı yere koyuyorum. Diğer parmaklarımı da burnumun üstünün kenarlarına koyuyorum. Ve şimdi burundan nefes alıyorum ve hım sesiyle nefesimi veriyorum. 7 kere yapacağız arkadaşlar. Başlıyoruz. Evet, gözleriniz kapalı olarak kalabilirsiniz. Ara nefesi aynı zamanda uyku sorunlarında dediğim gibi çok faydalı. Uyumadan önce eğer yaparsanız daha rahat, daha kaliteli bir şekilde uyumanızı sağlar. Ve bir de özellikle sağ ve sol beynimizi çok güzel bir şekilde arasındaki bu hım sesi var ya, vibrasyonunu çok güzel dengeliyor arkadaşlar. Çok faydalı bir nefes tekniği. Ben yıllardır yapıyorum. Sizler de yaparak faydalarını görürsünüz. Faydalarını yorumlara yazarsanız da çok sevinirim. Hem diğer arkadaşlara da katkı olmuş olur. Böyle hafif bir bütün vibrasyonu hissedebildiniz mi? O hum sesini. Bütün bedeninizde, beyninizde, kulaklarınızda. İşte bu gerçekten hem enerjimizi yükseltti, hem vagusumuzu dediğim gibi aktive etti. Ve işte çok konuşan o zihnim var ya, onun da gerçekten susmasını sağlayan çok güzel bir nefes. Hepinize katkı olmasını seçiyorum. Eğer sorularınız olursa aşağı yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her zaman burundan nefes alıp burundan nefes verin arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize şifa ve katkı olsun. Hoşçakalın. Sevgiler.